Hatta evde kadında uğursuzluk vardır hadisinin nasıl anlamalıyız demiş bir arkadaşımız arkadaşlar la şuume illa fi felath yani uğursuzluk yoktur ancak üç şeyde vardır atta vardır evde vardır kadında vardır şeklinde nakledilen hadis e, hakkında farklı şeyler söylenmiştir bir kere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan daha sahih olan bir rivayette La adwa ve la tiyarete yani hastalıklarda bulaşıcılık yoktur. Bir de e, uğursuzluk yoktur. Buyurur. Bu hastalıklarda bulaşıcılığın olup olmaması meselesi farklı bir konu. Onu başka bir zaman izah edebiliriz. Oraya geçmeyeyim. Uğursuzluk e, meselesini ele almış olalım. Çünkü konumuz o. Efendimiz İslam'da uğursuzluk yoktur. Uğurlanma yoktur. Buyurur. Ancak bu hadise baktığımız zaman da uğursuzluğun olduğunu ve üç şeyden olduğunu ifade ediyor. Fakat bu hadisin ulema, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam tarafından cahiliye itikadını anlatma maksadıyla söylendiğini ifade etmişlerdir. Yani Efendimiz bu hadis-i şerifi niye buyurmuş? Cahiliyedeki insanlar böyle itikat edip inanırlardı. Üç şeyde uğursuzluk vardır. İşte bu üç şeyi de bu şekilde ne yapmışlardır? Efendimiz saymışlardır. Ee, öyleyse bu hadisi nakleden Ebu Hurayra radıyallahu anh'ın bu ilgili rivayetini Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a da duyduğu zaman zaten böyle söyleyerek onu düzeltmişlerdir. Hazreti Ayşe diyor ki radıyallahu anh'a Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu hadisi Yahudilerin itikadını anlatmak niyetiyle söylemişti diyor bu efendimizin bu üç şeyde uğursuzluk olduğunu ispat ettiği böyle inanmamız gerektiğini bize öğrettiği anlamına gelmiyor. Zaten başka rivayetlere baktığımız zaman laukane şu mu şayet uğursuzluk olsaydı diye naklediliyor bu hadis-i şerif. Bu da bize gösteriyor ki uğursuzluk yok. Olsaydı diye çünkü ifade ediliyor. Hatta laukane fi şeyin ee, şu umun şayet bir şeyde herhangi bir şeyde uğursuzluk olsaydı e, diye e, tarikleri rivayetleri de var Öyleyse o zaman buradan da anladığımız üzere bu e, hadis i Şerifi zahiri üzere bu üç nesne de bu üç şeyde e, uğursuzluğun bulunduğu manasında anlamayacağız İlakis Hz Peygamber aleyhissalatu vesselamın cahiliye ehlin'in itikadını öğrettiği manasında anlayacağız. Yani Efendimiz Cahiliye ehlinin insanların böyle inandığını anlatmak için bu hadis i şerifi ne yapmıştır? ifade buyurmuşlardır.